Doktor Gökhan Coral, Biyoteknoloji Bölüm Başkanıyım. Bölümümüz yeni bir bölüm. Kısaca isterseniz bölümün tanımından bahsedeyim. Biyoteknoloji, özel bir kullanıma yönelik olarak ürün veya işlemleri dönüştürmek için canlı sistemleri kullanan bir teknolojik uygulama, yeni bir branş. Bölümümüz 2016 yılında kuruldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da programımız açıldı. Lisans programı açıldı. Bölümümüzün yüksek lisans ve doktora programı da bulunmakta. Bölümümüzün araştırma altyapısından kısaca bahsetmek gerekirse, bölümde bir profesör, iki doçent, bir doçent, iki doktor öğretim üyesi bulunmakta. Bölümümüzün 3 adet araştırma laboratuvarı var. Bir tanesi öğrenci laboratuvarı, 2 tane de araştırma laboratuvarı. İstihdam olanaklarına baktığın zaman bölüm zaten 21. yüzyılın bir bölümü olarak nitelendiriliyor. Bu bağlamda özellikle özel sektörde daha çok uygulama alanı var. Ama kamuda da çok fazla uygulama alanı var. Özellikle çok disiplinli bir branş olduğumuz için temel bilimlerden tıp ve mühendislik bilimlerine kadar oldukça geniş bir uygulama alanına sahip. Örneğin bioinformatik, nanobiyoteknoloji, genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği gibi çeşitli uygulama alanları var. Teknoloji anlamında baktığımızda mikrobiyal ve enzim biyoteknolojisinin de çok popüler bir alan olduğunu görüyoruz. Bu alanda yanı sıra atıkların arıtılmasında, yeni proseslerin geliştirilmesi noktasında da bölümümüz iş gücü yetiştiriyor. Çeşitli hastalıkların teşhisi ve tedavisinde alternatif kit ve ilaçlar üretme noktasında biyoteknoloji tıp dünyasına da girmiştir. Özellikle genomik ve proteomik alanlarında insan hastalıklarının tedavisinde, kanser ve genetik hastalıkların tedavisinde tanı kitleri geliştirme noktasında da bölümümüzün önemli bir araştırma potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Güncel kullanım alanı da rekombinant DNA teknolojisiyle aşı üretimi de biyoteknolojinin en canlı, yakinen tecrübe ettiğimiz gibi araştırma alanlarına girmekte. Mezunlarımız kısaca burada özetlediğim tüm sağlık, tarım ve gıda sektöründeki alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü sağlamak üzere kurulmuş bir bölümdür.